MIA bir okul bölgesindeki öğretmenlerin ortalama deneyimlerinin 5 yıldan az olduğundan şüpheleniyor. Peki, sıfır hipotezinin öğretmenlerin deneyimlerinin ortalamasının 5'e eşit, karşıt hipotezinde ortalamanın 5'ten küçük olduğunu ileri sürdüğü testi 25 öğretmenden oluşan bir örneklem kullanarak yapıyor. Örneklem ortalamasını 4, standart sapmasını da 2 yıl olarak hesaplıyor. Mia bu örneklem verisini ortalama için yapacağı bir teste kullanmak istiyor. Çıkarım yapabilmek için tüm koşulların sağlandığını varsayın. Mia'nın testi için kullanması gereken test istatistiğini hesaplayın demişler. Şimdi her zaman olduğu gibi isterseniz neler olup bittiğini anladığımızdan emin olarak başlayalım işe. Sıfır hipotezimiz bölgedeki öğretmenlerin deneyimlerinin ortalamasının tabii ki de yıl olarak 5'e eşit olduğunu ve karşıt hipotezde bu ortalamanın 5 yıldan küçük olduğunu ileri sürüyor. Bu bölgedeki tüm öğretmenlerin popülasyonu olsun. Mia buradan bir örneklem alıyor. Örneklemin boyutu 25 yani n 25'e eşit. Sonra da bu örneklemi kullanarak bazı istatistikler hesaplıyor. Mesela örneklem ortalamasını hesaplamış ve 4 yıl, örneklem standart sapmasını da 2 yıl olarak bulmuş. Anlamlılık testleri yaparken yaptığımız şey sıfır hipotezinin doğru olduğunu kabul edip bu kadar düşük ya da bundan düşük bir örneklem ortalaması elde etmenin olasılığının önceden belirlenmiş bir eşik değerinin altında olup olmadığına bakmak. Olasılık eğer eşik değerinden ya da güven seviyesinden düşükse sıfır hipotezin reddeder ve karşıt hipoteze bakarız ve bu olasılığı hesaplamak için bir test istatistiği kullanırız. Bu test istatistiği zaman zaman Z istatistiğidir ve bunu oranlarla çalışırken kullanırız. Zaman zamansa yani ortalamalarla çalışırken de T istatistiği kullanırız. Bunun sebebi ise z istatistiğini bulmak için örneklem ortalamasından sıfır hipotezinin ileri sürdüğü ortalamayı bunu mü sıfır ile göstereyim. Evet bunu çıkarır ve bu farkı örneklem ortalamasının örnekleme dağılımının standart sapmasına böleriz. Fakat bunun neye eşit olduğunu bilmediğimiz için bu durumda t istatistiğini hesaplarız. T istatistiği içinde örneklem ortalamasından sıfır hipotezinin ileri sürdüğü ortalamayı çıkarırız ve bu farkı bunun için hesaplayacağımız tahmini bir değere böleriz. Tahmini değeri de örneklem standart sapmasını örneklem boyutunun kare köküne bölerek buluruz. Eğer şu anda tamam ben bu soruyu bu şekilde çözebilirim diyorsanız hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Peki, birlikte devam edelim. Hemen hesaplayalım. T istatistiği eşittir. Örneklem ortalamamız 4'e eşit. Eksi 0 hipotezinden gelen ortalama ise 5. Örneklem standart sapması 2. Bölü karekök içinde örneklem boyutu yani 25. Paydan eksi 1 gelecek. Payda ise 2 bölü 5 olacak. Bu eksi 1'i 5 bölü 2 ile çarpmakla aynı şeydir ve böylece eksi 2,5. 5 buluruz. Bundan sonra Mia'nın bir t tablosu kullanarak bu değeri tabloda bulması gerekiyor. t dağılımının bu şekilde olduğunu varsayalım. Eksi 2,5 bulmuştuk. Bu ortalamadan eksi 2,5 standart sapma aşağıda olduğumuz anlamına geliyor. Bu yüzden Mia'nın burada kalan alanı bulması lazım. Çünkü Mia'ya ortalamadan bu kadar hatta bundan daha uzak olmanın olasılığını verecek alan bu alan Buradan elde edeceğimiz P değeri daha önceden belirlenmiş bir güven seviyesinin mesela %5 ya da %1'in altındaysa MIA 0 hipotezini reddedecek ve bu da şüphesinin yani bölgedeki öğretmenlerin ortalama deneyimlerinin 5 yıldan az olduğu şüphesini güçlendirmiş olacak. Bu arada soruda çıkarım yapabilmek için gerekli koşulların sağlandığını varsayın dendiğine dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu bunun gerçekten rastgele bir örneklem olduğu. Olduğu, gözlemlerin birbirinden gerçek anlamda ya da kabaca bağımsız olduğu, ki bunu öğretmenleri geri koyarak seçmek ya da bu sayının popülasyonun yüzde onundan az olmasıyla sağlamış olabilir. Son olarak, örnekleme dağılımının da yaklaşık olarak normal olduğu anlamına gelir. Tüm bunlardan önceki videolarımızda da bahsetmiştik.